Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasıyla Yüce Allah tevhidin önemini bir kez daha dikkatlere sunmuştur. Çünkü tevhid mekanları ve çağları aşan bir inançtır. Tarih boyunca gelen bütün peygamberlerin insanlara ilan ettiği mesaj Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı inancıdır. Peygamberlerin görevi sadece inançta tevhidi sağlamakla sınırlı da değildir. Bu bağlamda Hz. Şuayb'in kıssası adil bir düzenin hakim olduğu ahlaklı bir toplumun oluşturulmasını öğütlemektedir. Yine bu kıssa hak, hukuk tanımayanların, ilahi değerlere engel olanların ve bozgunculuk çıkaranların akıbetinin kötü olacağı uyarısında bulunmaktadır. Kıymetli Diyanet TV izleyenleri bu hafta Hayat Rehberi Kur'an'da Şuayb Aleyhisselam ve Kavmini konuşacağız. Konuğumuz Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şuayb Karataş hocamız. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür nasılsınız ederim Nasılsınız Kıymet Hocam? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Allah razı olsun Kıymet Hocam, ediliriz. sağ olun. Hocam bir tevafuk bugün Şuayb Aleyhisselam'ı sizinle inşallah konuşacağız. <laughs> Peygamberlerin kıssaları tabi Kur'an-ı Kerim'de önemli, yekün tutan bir efendim husus. Bu noktada da Hazreti Şuayb'in kısası da gerçekten hem dönemin müşrikleri hem de bizler açısından bir hayli mühim. Ben öncelikle kıymetli hocam şöyle başlamak istiyorum. Hazreti evet. Şuayb Aleyhisselam'ın ve kavminin genel olarak Kur'an-ı Kerim'de hangi kavramlar, kavramlarla ve bağlamda anlatıldığını öğrenebilsek diğer hususları anlamada daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Buyursunlar kıymetli evet. hocam. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum hocam. İnşallah programımız bizler için, sevgili izleyicilerimiz için hayırlara vesile olur. İnşallah. Hocam. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de e, önceki peygamberlere çokça atıflar yapılır, evet. yaşamış e, kavimlere atıflar yapılır. E, bu anlamda Tevbe suresinde, bu ders e, sohbetimizde bahsedeceğimiz ayetlerden medeni olan Tevbe suresinde. <laughs> Elem yetihim nebe'ullezine min qablihim kavmi Nuhin ve Adin ve Semud ve kavmi İbrahim ve ashabi Medyen evet. şeklinde haber verilir. Ve mütefikat ve bunlarda da e, alt olanlar, başlarına bir musibet gelenler. Devamında ise ayet-i kerime kabaca veya e, hepsini kapsayarak etethum rusuluhum bilbeyyinat fe ma kana Allahu ve lakin kanu enfusuhum yazlimun buyrulur. Şimdi bu ayete baktığımız zaman demek ki haber verilen durum şu. Zamanında işte Medyen halkından önce de benzer kavimler gelmiş ve bunlar hem Mekke müşriklerine hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kitapta haber veriliyor. Evet. İşte bunlardan biri bizim konumuz Hazreti Şuayb ve kavmi Medyen halkı. Buraya geçmeden önce şu konu üzerinde durabiliriz kıymetli hocam. Kur'an-ı Kerim'de kıtsalar ele alınırken istisnasız hepsinde tevhid ve hidayet rehberi olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim kişilere üzerinde çok durmaz. Evet. Mesela isimler yeri gelir çok önemli değildir. Daha çok olaylar önemlidir. Yaşanılan olaylar üzerinden gidilir. Mesela olayların üç yüzü Gerçekleşme şekli, olayın vukuyeti, mesela isimlerin peşine düşülmez. Tarihi ve coğrafya bilgisi verilmez. O yüzden belki ilerideki sorularımızda e, yer bulabilir. E, Hazreti Şuayb'in e, geçmişine dair, nesebine dair veya Medyen halkının yaşadığı yere dair, Edi halk e, Medyen ve Eyke halkının e, yaşadığı yere dair farklı farklı bilgiler bulunacak. Bunlar önemsiz diyebiliriz veya Kur'an-ı Kerim'in üslubuna baktığımız için baktığımız zaman önemli olmadığı için yer verilmeyen bilgidir. Fakat bizler sonraki dönem e, tarihçileri belki bunun peşine düşmüş olabilir ama Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle bunların cevabını bulamayız. Bu anlamda kıssalar üzerinden Kur'an-ı Kerim aklı, zihni inşa eder insanoğlunun ve muhataplarını. Bu bilgiler etrafında değerli hocam Hazreti Şuayb ismi ee, Şab kelimesinin ismi tazkir e, küçük e, küçültme kalıbı diye kullanırız e, Arapça'da buradan gelir e, tahminen kaynaklarda verilen bilgiye göre günümüzden 3500 küsür sene önce yaşamış bir peygamber kavminden ashab medyen ve ashab eyke diye iki farklı isimle bahsedilir e, farklı görüşler var aynı olduğuna dair farklı olduğuna dair evet. e, iki tarafında deliller var bunların başına gelen musibetlerin ayrı ayrı olmasından veya ve ila medyen ahahum şuayba ifadesinden medyen halkının kavminin kendi içerisinden çıkan bir peygamber olarak onu ayrı der ama ashabul eyke'den bahsederken ahahum kelimesini ifadesini kullanmadığı için bazılar da der ki bunlar ayrı ayrı kavimlerdir derler. Biz yine tekrar baştan bakacak olursak aslında bizim için çok da önemli değildir. Önemli olan onların yaşantısı, e, Hazreti ile kendi nebileriyle, peygamberleriyle olan diyalogları ve sonunda e, karşılaştıkları musibettir bizim için önemli olan. Medyen ve Eyke'nin belki yerini de merak edebiliriz. Evet. İhtilaflı olmakla birlikte yine kaynaklarımızda bilgilerimiz mevcut kıymetli hocam. E, bu arada Hazreti Şuaib'in kavminin ve kendisinin de Hazreti İbrahim'in soyundan geldiği veya Hazreti Lut'un Kızının soyundan geldiğine dair bilgiler var. Medyen halkı yine Hazreti İbrahim'in soyundan demiştik. Mevki olarak da Filis ve Filistin ve Hicaz arasında bulunan Kızıldeniz'in Denizin doğusunda bir sahil liman şehri diye bahsediliyor. Eyke'de kelime manası olarak aynı yer denilen kaynaklarda var. Fakat yumuşak ağaç bitiren bataklık sık ağaçlı ormanlık şeklinde bahsediliyor kıymetli hocam. Biraz önceki söylediğimizi bir ayet-i kerime ile tamamlayabiliriz. Hem de sorumuzu da evet. tamamlamış olalım. Kehf suresine baktığımız zaman kıymetli hocam Seğulüne felatetur rabi'uhum kelbuhum diye devam eden evet. Ashab-ı Kehf olayının kıssasının anlatıldığı ayet-i kerimede Rabbimiz aslında burada isimlere takılmanın veya alınması gereken mesajı bırakıp da mesajı ıskalayıp da işte şu kimdi, bu kimdi, şehir olarak neresiydi vesaire gibi. İşte ashabı keften de köpeklerimi, kaç kişilerdi vesaire gibi soruların peşine düşmenin de racmen bil gayb ifadesiyle karanlığı taşlamak e, şeklinde ifade edilir. O yüzden biz mesaja odaklanmalıyız diye düşünüyorum ve bu anlamda Hazreti Şuhab ve e, halkı Kur'an-ı genel olarak böyle bir tanıtımla girmiş olalım. Eyvallah hocam. kıymetli hocam. Tabi bu mühim ee, yani Kur'an kıssalarının e, amacının e, bize vermek istediği mesajın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhataplarına o dönemki muhataplarına vermek istediği mesaj e, dikkate alındığında daha özlü e, işte çıkarılması gereken dersler evet. neler ise ona yoğunlaştığını görüyoruz. Tabii e, bunlarla uğraşanları da hani böyle bir efendim boş işlerle uğraşıyor tabii gibi yok, değil de aslında bilimsel tabii, tabii, bilimsel tarih, bir merak. Evet, hocam. bilimsel ve tefsir evet. işte evet. açısından uğraşıyor uğra uğraşılmış dolayısıyla sizler de zaten o uğraşları ifade tabii, tabii, ettiniz Tabii değerli uğraşlar evet ifade ettiniz evet. ama mesaj açısından buyurduğunuz gibi verilmek istenen neyse onun üzerine yoğunlaşılması çok daha mühim kıymet evet. hocam bu noktada tabi bunu söylemiş iken her peygamber özellikle Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an'daki peygamberlerin kısalarına baktığımızda her peygamberin tevhid çağrısıyla evet. öne çıktığını bizler görüyoruz. Bu noktada Şuayb aleyhisselamın da kavmine tevhidi efendim öncelediğini, tevhide çağırdığını görmekteyiz. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de bizlere nasıl anlatılıyor evet. kıymetli hocam? Evet kıymetli hocam bu malumunu söylediniz, belirttiniz. Tevhid her peygamberin ilk mesajı. Evet. Çünkü... Kitabımızı da biz tanımlarken veya kitabımızın e, peygamber gönderilme vesaire gibi yeryüzüne yeryüzüne müdahalesini Rabbimize baktığımız zaman ilk mesajı tevhiddir evet. çünkü kabaca şöyle deriz inanç olarak bozulmuş şirk işte tevhidten e, uzaklaşmış. uzaklaşmış kişilerin veya toplumların Rabbimiz tarafından yapılmış müdahalesidir Pe müdahalesidir peygamber gönderilmesi kitap gönderilmesi ...tek ilahın onlara anlatılması... ...kısaca tevhid diyoruz... Ee, ...şimdi... ...ayetlerin... ...kıymetli hocam... ...inmiş olduğu hepsinin... ...en önemli hususlarından biri bağlamıdır... Evet. ...biraz önce ilk sorunuzda demiştim... ...bundan sonra... ...sadece o Tevbe suresindeki ayet dışındaki... ...zikredeceğimiz ayetlerin hepsi Mekki sure... Evet. ...Mekki sure olmasının... E, ...önemi... ...o müşriklerin... ...Mekke müşriklerinin de... ...gündeminde olan konular ve tabiri caizse peygamber efendimize bir yönüyle destek hem de o zihinlerde müşriklerin zihninde bu peygamberlerin bu kavimlerin aslında bilgileri var. Evet. yerine göre dinimiz kitabımız müdahale ediyor. Yerine göre onların zihninde bulunan bilgiler üzerinden ama mesajını da kesinlikle ıskalamadan geriden bırakmadan onlara iletiyor. Mesela Araf suresi Hud suresi, Ankebut ve Şuara suresi Hazreti Şuayb'in e, hayatından, kıssasından bahseden en önemli dört suremiz. Evet. Ve ila medyene ehâhum şuayba şeklinde üç ayet kelimemiz var bu şekilde başlayan. Biraz önce de belirtmiştik ehâhum olması e, medyen halkından olduğu içindir evet. diye belirtiliyor. E, buraya baktığımız zaman hepsinde değerli hocam, ve ila medine ahavum şuaybe şeklinde bitirin ayetlerin devamı. Kale <gâle> dedi ki ya kavmi budullah, ma min ilahin gayru. Tek olan ilaha kulluğa çağırıyor. Diğer ayette de öyle. Fakat üçüncüye baktığımız zaman değerli hocam ve ila medine ahavum şuaybe fe ya kavmi budullah. Burada tevhidi vurguladıktan sonra vercül yevmel ahir. Ahiret günü de demek ki burada siz tevhid olarak sordunuz fakat Tabii. demek ki burada önemli vurguluyor. Orada bir sorun da var kendi ashabından bu konuda malumunuz Mekke müşrikleriyle de aynı inançla ilgili tevhidi vurguladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in temel konularının başında geliyor ahiret. Ahiret ve la te'athe fil erz müfsidin şeklinde bu da üçüncü. Belki buraya ileride değinebiliriz. Evet. Ee, bu olayın anlatıldığı yine Hz. Şuayb'in kendi kavmine e, bahsettiği veya davet ettiği konuların başında اِذْقَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُونَ Bu da yine vahdetle birlikte Allahü Teala'dan ittika etmelerini, sakınmalarını istemiş olduğu ayet-i kerime. Yani Allah'a karşı bir sorumluluk bilincini istiyor onlardan. Ee, ve ona karşı gelmekten sakınmalarını istiyor tevhidle birlikte. Devamında hemen kulaklarımız, kulaklarımız aşina olacak. Hemen bütün peygamberin e, söylemiş olduğu, peygamberlerin söylemiş olduğu bir ifade. Evet. İnni leküm rasulün emin. Fettegullaha ve adi'un. Yine ittikaya, ona tabi olmaya. Ve ma eselüküm aleyhi min ecr. İn ecriye illa ala rabbil alemin şeklinde. Tevhidi veya onun e, ee, insanlara davet ederken sadece tevhid bağlamında belki sonraki sorularımızda gelir e, ticaretle ilgili, evet. sosyal hayatla, ahlakla ilgili e, sorularına gelmeden bu tevhidle ilgili bunları söyleyebiliriz. Yani bütün peygamberler olduğu, olduğu gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi ondan önceki peygamberlerin tamamı Hazreti Şuayb'in tevhide davetini bu şekilde anlayabiliriz değerli hocam. Evet e, kıymetli hocam tabii oldukça mühim e, okuduğunuz ayeti kerimeler e, birazdan belki açacağız inşallah değineceğiz evet. daha da. Yani tevhide e, çağıran e, işte öncelikle e, özellikle o şuara suresinde sıralanıp giden o evet. peygamber kıssalarında hep e, buyurduğunuz gibi işte e, min bir olan Allah'a kulluğa çağırıyor ardından e, Cenab-ı Hak'tan ittikaya ve ona itaate çağırıyor e, ve kendisinin emin bir peygamber olduğunu vurguluyor ve ücretinin de karşılığında Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu özellikle vurguluyor. Bu hem Şuayb aleyhisselamın kıssasında hem diğer peygamberlerin kıssasında. Tabi kıymetli hocam yani Hz. Şuayb aleyhisselam Medyen halkına gönderildiğinde Cenab-ı Hakk'ın birliğini ve efendim tekliğini Onlara tebliğ ettikten sonra, onlara hatırlattıktan sonra, az önce kısaca değinmeye başlamıştık. Onların yaptığı bir takım haksızlıklar, hukuksuzlar, adaletsizlikler de var. Evet. Bu noktada Şuayb Aleyhisselam'ın çağrısını Kur'an nasıl bizlere anlatıyor, nasıl aktarıyor Kıymetli hocam? Evet, değerli hocam, biraz önceki sorunuzdan biz aslında şunu da çıkarmış oluyoruz. Demek ki bu insanların tevhide çağrılmaya ihtiyacı var. Evet biz bu taraftan baktığımız zaman belki belki kendilerince doğru yoldalar ama Allahü Teala'nın göndermiş olduğu peygamber açısından o taraftan baktığımız zaman tevhide ihtiyacı olan nerede oluyor? müşrik, şirk konumunda. O zaman bu soru bağlamında şunu düşünebiliriz. Ee, aslında bu toplumun içerisinde bulunduğu iki büyük yanlış. Biri Allah'a şirk koşmak, şirk içerisinde olmak. Diğeri de hak hukuk gözetmeksizin özellikle ticari hayatlarında yaşamış oldukları bir düzensizlik var. Bunları da biz yine aynı surelerde geçen ayet-i kerimelerin devamından anlıyoruz ve ila medene ahhab şuebe kale ya qal miybudullah ma aleküm min ilahin gayru kadjatun beynetun min rabbikum fe'l fulkeyle vel mizan. Şimdi bu ifadede değerli hocam üç farklı yerde geçiyor. Fe'l fulkeyle vel mizan ve la tenqusul mikyale vel mizane ve evful mikyale vel mizane şeklinde geçiyor. Biz buradan anlıyoruz ki bu insanların hakikaten burada bir sıkıntısı var. Ve sıralamaya baktığımız zaman bakalım Allah'a kulluk, tevhide çağrıldıktan sonra ve kendilerine bir beyine getir, Rablerinden bir beyine delil geldiği söylendikten sonra hemen ikinci konu feül keyle vel mizan demek ki önemli burada. Evet. Mühim bir konu. Biri ölçek, diğeri miktar kelime olarak keyl ve mizan'a baktığımız zaman. Sonrasında velatebhasun eşya eşyaehum. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Bu ayeti kerimede geçen bu pasajın aynısı velatebhasun eşya eşyaehum diye yine burası ilki Araf, sonrasında Hud suresinde yine geçiyor. Önemine binaen ve ...o insanların içerisinde bulunduğu duruma binaen. Ve e, Hud suresinde... ...ve lâ fil âzı müfsidin şeklinde geçiyor. Üstteki ayette yine... ...ve lâ tefsidû fil âzı ba'de diyor. Evet. Yani e, selamette olduktan sonra siz burada bozgunculuk yapmayın. Bu ayeti kerimelerin tamamına baktığımız zaman... ...değerli hocam... ...demek ki bu insanların kesinlikle ve kesinlikle bir sıkıntısı alışverişte. Evet. Şimdi kaynaklarda bunların şirkle ilgili e, ilk dönemlerde Hazreti Peygamber'in soyunda, Hazreti İbrahim'in soyundan gelmiş olduğunu söylemiştik. Medyenin e, halkının aslında çok iyi dindar olduklarını, Müslüman olduklarını, tek ilaha inandıklarını ama zamanla şimdi başka ayet-i kerimelerde yine e, zikredeceğiz. Hazreti Şuayb'ın onlara e, hitabında siz azken çoğaldınız ve sizi hayır içerisinde görüyorum diyor evet. malumunuz. Bolluk, bereket evet. içerisinde görüyorum. Kaynaklar bu kavmi anlatırken e, Hz. İbrahim'den sonraki gelen nesillerde zamanla bozulmalar olduğu aslında tevhid inancına sahipken Mekke müşrikleri gibi Allah'a inanıyor. Allah'ın rablığını ilahlığını belki kabul ediyorlar fakat e, işte... Tek ilah dediğimiz zaman orada bir sıkıntı başlıyor. Müşriklikleri veya eş koşmaları ortaya çıkıyor. İlahla, inançla ilgili durum buyken değerli hocam, tek ilaha inandıkları durumdan nasıl inançla inanç konusunda bozulmaları Hı. zamanda oluşuyor ise, sosyal hayatta ve özellikle de ticarette bozulmalar oluyor. Evet. Ve zenginleştikçe, zenginlikleri arttıkça bunlar alıp satmada, alışveriş dediğimiz olay günümüze bile baktığımız zaman kıymetli hocam en ufak çocuğumuz dahi bakkala gittiğimiz gittiği zaman para verilmeden ekmek alamayacağını bilir veya Trump'a trampa dediğimiz takas olayını bilir ve belirli bir yaşa erdikten sonra ve alışveriş o kadar insanın hayatındaki olmazsa olmaz. Su, hava işte yiyeceği vesaire alıp o hayatını yıkam edebilmesi için alışverişe ihtiyacımız var. Ve bu durum bozulduğu için de tabiri caizse ilahi olan mesajla Rabbimiz buraya göndermiş olduğu elçisiyle müdahale ederek e, uyarıda bulunuyor. Diyor ki ey inananlar veya ey o insanlar e, medyen halkı fe evfül vel mizane ve la tebha sünnase yine benzer geçiyor demiştik. Bir de şu ara suresi evfül keyle ve la tekünü minel muhsirin ifadesi var değerli hocam. Muhsir ölçüyü eksik yapan yaparken çalan karşı taraftakini kandıran aldatan şimdi bu muhsiri hatırladığımız zaman keil mizan vesaire bu hepsiyle beraber e, düşündüğümüz zaman hemen aklımıza mutaffifi evet. kelimesi de geliyor kıymetli hocam malumunuz suremizde ve işte. Evet. var evet veylülil mudaffifin ellazina izekalu alinnasi yestafun ve izakaluhum evzanuhum yuhsirun Bakın yuhsirun muhsir. Evet. O zaman bu kavramları hepsini beraber koyduğumuz zaman kıymetli hocam aslında Mekke döneminde olan mutaffifinler bir önceki dönemlerde Hazreti Şuayb zamanında muhsir şeklinde anlatılıyor. Alışverişte aldatma aslında bunlar. Mutaffifin suresinde baktığımızda bu tanımı şöyle yapabiliriz. İnsanlardan bir şey alırken hani bana gelirken tam almak ama karşı tarafa satarken, verirken eksik vermek. Yani karşımızdaki insanı aldatmak. Muksire ne, de, ne demiştik? Ölçüyü eksip tutup, diye yine alışverişte insanları kandıran, aldatan. Yani bu tarafıyla baktığımız zaman değerli hocam, demek ki Hz. Şuayb zamanında yaşanan olay belli. Tevhid ancından kopuyor. Ve yaşantıda da, özellikle sosyal hayatta, ticarette, Allah Teala'nın hoşuna gitmeyecek şekilde zenginlikle beraber, ferahla beraber insanları aldatmalar, kandırmalar, alışveriş yaparken kendi tarafına ölçmeler, biçmeler ama karşı tarafa olduğu zaman eksik yapmalar. Orada olduğu gibi sonraki dönemde mutaffifin dediğimiz kişilerin de yapmış olduğu aynı bağlamda değerlendirilebilir. O zaman bu ayetler bağlamında şöyle bir değerlendirme yapabiliriz kıymetli hocam. Medyen halkında, şehrinde şöyle bir ahlaki durum karşımıza çıkıyor. Ölçü ve tartıda kesinlikle hile yapan bir topluluk. Medyen halkının e, sonraki ayet-i kerimelerde gelecek yol e, he, sonraki ayet-i kerimemiz şöyleydi. Ve la teguddu bi kulli siratin tu'idune ve tasudduna an sabilillah men amen bihi ve tabghunaha ayyaje. Sadece bunlarla kalmıyorlar kıymetli hocam. Eee bu ticaretteki yapmış oldukları yolsuzluklar veya aldatmacalar kandırmacalar yetmezmiş gibi Hz. Şuayb'in davet edeceği kimselerin de önüne geçiyor. Bu yol kesme diye belki çevirebiliriz ama bu böyle illa bildiğimiz anlamda evet. yol kesme değil. Gelip sizle, bizle, diğer insanlarla oturup ya gel işte hoşbeşten sonra ya böyle bir peygamberliğini iddia ediyor işte bizim yanlışlığımızı iddia ediyor. Aman ha sakın ona kulak asmayın vesaire gibi aynı örnekleri biz zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından orada bulunan müşriklerden de görüyoruz. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ Yine onların azken çok oldukları hatırlatılıyor Peygamber tarafından. Venzuru كَيْفَ كَانَ عَقْبَتُ الْمُفْسِد۪ينَ Bir de burada ya o zaman yol bulmayacaksanız sizler bizim Göndermiş olduğumuz Peygamberden ibret almayacaksanız kendiniz şöyle bir sonradan ifsad edenlerin akıbetine bir bakınız veya bakalım diye hafif bir uyarıyı da burada hissediyoruz kıymetli hocam. Eyvallah evet kıymetli hocam şunu anlıyoruz hem de sizi soluklandırmadığına inançtaki inançtaki aksaklıklar yani evet. inanç problemleri kişileri zamanla e, sosyal hayatta da, adalette de, hak hukuk meselesinde de e, bir efendim kötüle doğru itiyor. Nitekim hem e, medyen halkının durumundan e, daha sonra sizler de güzel bir ilinti kurdunuz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin efendim hitap ettiği e, dönemin işte müşrikleri tarafının evet. müşriklerin hayatını da göz önüne aldığımızda inançlıkta inanç noktasındaki e, zulüm diyelim yani e, haksızlık sosyal hayata da hak adalet hususunda da ortaya çıkmış oluyor Kıymetli Hocam. Tabi Şuayb Aleyhisselam'ın onları e, bu noktada uyardığını bizler hem Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ve e, Cenab-ı Hakk'ın e, emirlerini e, kavmine iletiyor. E, bu noktada tabi e, kavminin de bir takındığı tavır var. Bu da evet. bize Kur'an'da <laughs> malumalleriniz bildiriliyor. E, kıymetli Hocam e, Medyen halkının, Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin ona karşı olan tavrını Kur'an bize nasıl anlatıyor? Evet. Kıymetli hocam şöyle siz de ifade ettiniz e, sorudan önce. Tevhidden bozulan e, bir inanç ister istemez sosyal hayata da yansıyor ve bu kavimde daha çok ticari olarak evet. bizlere yansıyor demiştik. Bir de e, yanlışta ısrar etmeleri söz konusu evet. ki bunu da biraz önceki ifade biraz sonra ifade edeceğimiz ayet-i kerimelerden anlıyoruz yine surelerimiz aynı. Mekki sureler yine aynı dönemin insanı Hazreti Şuhab Aleyhisselam tebliğde bulunup onları doğru yola çağırdığında biz şimdi bunları konuşurken muhtemelen zihnimizde diğer peygamberler ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı benzerlikler. Kâlel mele aklımıza gelecek. Kâlel mele üllezîn estekbarû min kavmihi. Yine her peygamberde olduğu gibi bunun kavminin önde gelen, Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin önde gelen müstekbirler, kibirli insanlar şöyle söylüyorlar. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ مَا آمَنُوا مَعَكْ مِنْ غَرْيَتِنَا Eğer sen bu davetine böyle devam edersen biz seni kesinlikle e, inananlarınla birlikte, kendi sana inananlarla birlikte beldemizden çıkaracağız. Ev لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا veya ya, ya biz sizi çıkaracağız veya siz gelip bizim dinimize evet. tabi olacaksınız. Bunlara cevaben Hazreti Şuheb'te "Kale evle künna karihin istemesek de mi diye bir ifadede bulunuyor. Şimdi biz buradan şunu anlıyoruz kıymetli hocam. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bu anlamda kendi bu içerisinde bulundukları inançta ısrarcı evet. ve davete kapalı bir topluluk ve Davete kapalılıkla birlikte Hz. Şuayb'in yumuşaklığına rağmen e, böyle bir onları rencide edecek. Hem sözle hem de bunları tehdit boyutunda bir ifade. ya şuayb. Biz seni buradan çıkaracağız. Ki hemen de biraz önce söylemiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uygulanan boykot evet. aklımıza geliyor. Hicret aklımıza geliyor kıymetli hocam. Yine başka ayet-i ve قال الملؤ الذين كفروا من قومه اين افاده le in taba'tum sha'iben innakum izelle eğer orada bulunanlara biraz önce yollarını kesmeyi evet. sadece bildiğimiz yol kesme anlamında değildi gidip hoşbeşten sonra yeri geliyor tehdit ediyorlar eğer siz buna tabi olursanız bu dedikleri peygambere o zaman hüsrana uğrarsınız diye peygamber Hz. Hazreti Aleyhisselam'ın davetine muhatapları da bu anlamda tehdit eder buluyoruz bu insanları. Kâle yâ kavmi erâitum in kuntu alâ beyinetin min rabbi. Bakın kıymetli hocam, tehdide rağmen bu e, çok zor kullanılan dile rağmen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ve diğer peygamberlerde görmüş olduğumuz yumuşaklık. Evet. Aynı tepkiyi görmüyoruz. Taif'i hatırlayalım efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tehdidi aldığı halde Hazreti Şuayb aleyhisselam Kâle ya kavmi e ra'eytum ne dersiniz diyor. İn kuntu ala beyyinetin min rabbi. Eğer verazekani min hurizkan hasene. Tamam. Sizin dedikleriniz bir kenarda dursun ama bir de şöyle bir durum da olabilir. Hakikaten ben Rabbimden seçilmiş, gönderilmiş bir elçi isem, bu anlamda bir rızıklandırılmış bir kul isem, yani diyor ki gelin bir daha düşünün. Ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhaakum an. ...size nehyettiğiniz şeyleri yapmak e, konusunda da ben böyle bir şey düşünmüyorum diyor. Bunu yapmayı istemiyorum diyor. Yine yumuşak yumuşaklığa devam. İn üridu illel islaha mestadat. Ben gücüm yettiğince Anladım. size anlatmak ve ortalığı Islah. ıslah etmek istiyorum. Ve ma tevfikî illa billah. Yine biz buradan anlıyoruz. Ben bana düşen değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize düşen görevimizi yapmaktır diyor davetimdir benim ama başarılı olurum başarısız ol olurum orası bu anlamda Rabbimin elindedir ve Ma tefîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ben ona tevekkül ettim tevekkül ettim ve ileyhi uniyip ifadesi de yine sonucu Rabbimize bırakıyor ki bizim buradan çıkaracağımız çokça mesajlar var belki ileride bunu da konuşabiliriz değerli hocam. veyâ gavmilâ yecremenneküm şıkâkî bu ayeti ee, atlayabiliriz belki zamanımızdan dolayı. Bir ifadeleri daha var kıymetli hocam önemine binaen. Kalu ya şuaybü esalatüke te'muruke en netruke ma ya'budu abauna. Burası aslında durup düşünmemiz gereken hepsi önemli ama önemli hususlardan biri. Bir programlık belki bir ayet Evet belki hocam, bir programlık bir ayet kerime veya konu. Kaynaklara baktığımız zaman, tefsirlerimize baktığımız zaman buradaki es-salat. Yani ey şuayb sana bizim babalarımızdan gördüğümüz veya o eskiden e, tapmış olduğumuz ilahlar vesaire veya içinde bulunduğumuz inanç sistemini bırakmamızı sana namazın mı emrediyor? Buna bazı müfessirler dinin mi diyor? Yani senin getirdiğin din mi emrediyor? Fakat namaz diyen de. Demek ki burada... Kıymetli hocam Hazreti Şuayb'in namazıyla gerçekten farklılaştığını biz anlıyoruz. Evet. Veya onların gözüyle bir bakıyoruz ki demek ki namaz bir tarafa diğer o davet ettiği durumlar veya içerisinde yaşadığı durumlar bir tarafa ki böyle olduğu için muhtemelen kaluya Şüayb'e sala tüketemuruke ifadesi kullanılıyor. Ee, burada şunu da düşünebiliriz namaz dediğimiz ibadeti demek ki peygamberleri bize her durumlarıyla örnek insanlar, örnek elçiler olduğuna göre kitabımızda da innassalate tenha anil fahşa ivel münker buyuruluyor. Bir parantez e, açacak olur isek değerli hocam burada demek ki diğer insanlar da aslında bize şunu diyebilmesi lazım kılmış olduğumuz namazla ya bu namaz demek ki o kadar önemli kılan insanı kötülüklerden alıkoyan bir ibadet. O zaman biz Hz. Şuayb'in örnekliği, diğer peygamberlerin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği ve onlara tabi olan, onlara inanan müminler olarak şunu düşünebiliriz. Bir peygamberin kılmış olduğu namaz, diğer karşı tarafta bu kadar Etkin. bir etki yapıyor, dikkat çektiyor ise ve Rabbimiz de kitabında namaz kendisini kılan mümini kötülüklerden alıkor, engeller diyor ise Burada bize çok büyük bir mesaj var diye düşünüyorum. Namazı bu anlamda yatıp kalkmaktan e, ibaret bir ibadet olmadığını da tekrar bizlere bu mesajla hatırlatmış oluyor değerli kıymetli hocam. Ve devamında da inneke le entel halimur reşid ifadesi var kıymetli hocam. Onlar da aslında bir taraftan Hz. Şuab'den görmüş oldukları yumuşaklığa da ara sıra yer veriyorlar. Ya namazın mı diyor sana? Halbuki sen biz seni öyle biliyoruz ya sen halim selim yumuşak huylu bir insansın şeklinde bir ifadeler var. Yine inat demiştik değerli hocam. E, şirkte öndeler. Sosyal hayatta yanlışlık anlamında ticaret vesaire bozulmuş durumda. Bu olduğu gibi bir de ne demiştik kendi içerisinde bulundukları durumda ısrar ediyorlar. Taşlamaya kadar varıyor evet, var iş. Evet varıyor iş. Hatta şehrimizden çıkaracağız, kavim göndereceğiz, sizi sürgün edeceğiz derken burada diyorlar ki قَالُوا يَا شُعِبُ مَا نَفْقَهُ كَث۪يرًا مِمَّا Ya senin söylemiş olduğun şeyleri biz anlamıyoruz. Aslında bunlar anlama bizim bu anlamda değil. Burada kullanan bir üslup veya onların kullanmış olduğu ifade anlamak istemiyoruz. ve Bizim biraz daha amiyane bir tabirle işimize gelmiyor bunlar kale ya şu aygaliya şu bir manefkah kefirün ve inna kefin da ife ve biz seni kendi aramızda zayıflardan görüyoruz Bu da değerli hocam bütün peygamberlerin belki muhatap olduğu bir ifade ya biraz daha şey bir tabir olacak ama yani peygamberlik Peygamber Efendimizin hayatında da görebiliriz bunu bütün toplumda bula bula işte seni mi buldu gibi bir ifade. Yakıştıramam. Yakıştıramama, uygun görememe veya kendilerinden birinin olma ifadesi. Burada ve inna le daife ve la burası. Eğer sen ve burası şunu da kuvvetlendiriyor kıymetli hocam. Sohbetimizin başında Hazreti Şuayb'in ifadesinden bunların halkından içinden olma ifadesini, ihtimalini yükseltiyor demiştik muhtemelliğini. Eğer senin kabilen olmasaydın biz seni taşlar öldürürdük gibi bir ifade ve meen taleina bi aziz sen bize karşı bir üstünlüğün yok. Bir zaten biz seni zayıf görüyoruz demişlerdi kıymetli hocam. Birkaç ayet kelimemiz daha var ama bu burayla bir cevap iktifade. Cevabımızı vermiş olabiliriz. Kesinlikle inat ve peygambere karşı kesinlikle kendi durdukları yerde hem inanç olarak hem sosyal yaşantı olarak geri adım atmama diyebiliriz değerli hocam. E, kıymetli hocam tabi son olarak şunu sormak isterim. Yani bu kadar zulmeden, e, inansızlıkta ısrar eden ifade ettiniz sizler. Medyen halkının akıbetini Kur'an-ı Kerim bizlere nasıl anlatıyor kıymetli hocam? Evet. Değerli hocam e, biraz önce söylemiştik bu sorudan önce. Kesinlikle inat eden bir topluluk ve kendi bildiğinden şaşmayan tabiri caizse kendisine gelen elçinin uyarılarını dikkate almayan bir topluluk ve e, bütün peygamberlerin ve e, toplulukların diğer kendi muhatap oldukları peygamberlere söylemiş olduğu bir sözle bunlar yine devam ediyor. Eğer doğru söylüyor isen o zaman gökten Asab. üzerimize azabı gönder. Tehdit etmiş olduğun veya söylemiş olduğun, bahsetmiş olduğun azabı gönder de görelim gibi bir ifadeye karşılık. Fe ehadethümü racfetü ifadesi var. Evet. Onları racfe şiddetli bir deprem yakaladı bir sarsıntı yasa, yakaladı fe asbahu fi darihim ifadesi. Bu da birkaç defa farklı yerlerde geçiyor. Ee, yani onlar kaldıkları yerde öylece kala kaldılar. Biz bunu belki yaşarız, belki görebiliriz benzer filmlerde. O kıyamet sahnesini yaşadığımız andan itibaren insanın ne oluyor deyip de kıymetli hocam donup kalması gibi bunu anlayabiliriz. Ve ilâ medyene ahâhum şuaybe şeklinde devam eden ayet-i kerimenin sonrasında evet. onu yalanladılar, işte inanmadılar. Onun inadı, kendi içerisinde bulundukları inada devam ettiler. Fe ehadhethumur yine aynı şekilde Ankebut suresinde. Biraz önceki Araf suresiydi. Fe fî dârihim câthimîn yine aynı şekilde ifade buluyor değerli hocam. Ve lemma caa emruna netceyna şuayben böyle bir olay olduğunda bu yaşamış oldukları musibetler geldiğinde bu ayet-i kerimede bize şunu haber veriyor. Bu olay olduğunda Şuayb Aleyhisselam'ı vellezine amenu ma'hu bi rahmetin minna biz onları oradan ayırdık. Diğer peygamberlerin de kıssalarında biz bunları görebiliriz. Evet. O azaba düçar olduklarında peygamberler kesinlikle uyarılmış kendi inananlarıyla birlikte oradan ayrılmışlardır. Biz bunu biliriz. Ayet-i kerimeler böyle haber verir. Ve ahadetillezine zalemus sayha. Evet. Diğeri racfe idi. Burada da bir yüksek ses dediğimiz sayha bunları yakarıyor. Fe asbahu fi diyarihim. Diğerlerinde dar, burada diyar ama yine aynı şekilde casimin benzer ifade kullanılıyor kıymetli hocam. Kezzebe ashabul eyketil murselin. Biz Burada da yine yalanladıklarını görüyoruz. Fekezzebuhu feahazehum onları yakaladı. Biraz önce aynı ifade vardı fakat devamında azabü yevmi zulleh şeklinde geçiyor. Burası da gölge günü şeklinde bir ifade. O zaman kıymetli hocam toparlayacak olur isek e, bu ashabu medyenin, eyke halkının düçar oldukları azabı raçfe yani şiddetli bir sarsındı, deprem olarak görüyoruz. Sayha olarak görüyoruz. Yani durup dururken bir depremle, sarsıntıyla, tabiri caizse evlerinin başlarına yıkılmasıyla yaşamış oldukları bir musibet var. Bir de yüksek ses sarsıntıyla birlikte bir yaşamış oldukları bir yüksek ses ve o uğultunun gelmesi bir azabın çeşidi. Bir de Azab-ı yevm Zulleh dediğimizde değerli hocam gölge gününün azabı azabın öncesinde ortaya çıkan şiddetli bir güneş, yakıcı kavurucu bir güneş ve burada ortaya çıkan bir bulut. İnsanlar o zamanın halkı serinlenmek için onun gölgesine sığındıklarında aslında gölgelenmek için, ferahlanmak için, rahatlamak için gitmişken bulut onların üzerine yükünü ateş olarak indiriyor ve bu insanlar içerisinde buldukları, bulundukları inada ve kendilerine gelmiş olan peygamberin davetine icabet etmemenin karşılığını maalesef bu şekilde alıyorlar evet. ve bunlar bizim kitabımızda mesaj bağlamında anlatılıyor değerli hocam. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Seyircilerimizin de hatırlaması açısından hatibü'l enbiya evet, peygamberlerin evet. hatibi Şuayb aleyhisselam'ı konuştuk. Çok sağ olun var olun kıymetli hocam. Evet o hatibü'l enbiya'yı oradan anlıyoruz hocam evet, yumuşaklığından. Eyvallah, eyvallah kıymetli evet. hocam. Değerli izleyicilerimiz bu hafta Hayat Rehberi Kur'an'da Aksa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şuayb Karataş hocamızla Şuayb Aleyhisselam'ı ve halkının Kur'an'da genel olarak hangi kavramlarla birlikte ve hangi bağlamda anlatıldığını, onun tevhid çağrısını kavmine yani Medyen halkına yaptıkları haksızlık ve adaletsizlik noktasındaki uyarılarını, kavminin bu yorular karşısında takındıkları tavrı ve akıbetlerinin nasıl olduğunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatmaya gayret ettik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.